ve Cem Evler'in bugün Alevi toplumunun toplumsal yaşamında yerin ne olduğuyla ilgili değerlendirmelerde bence sadece bir iki hepimizin yani yanlış gördüğü nokta üzerinden değerlendirme yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de belki ilk Cemevi temel atanlardanım ben. Yani 94 Dersim Cemevi temelinin. Dersim'de köylerin boşaltıldığı koşullarda ve Dersim halkına yönelik devletin zulmünün doruk noktasında olduğu bir dönemde o Cemevi'nin o dönemin belediye başkanı Mazlum Aslan'la birlikte atmıştık. Onun öncesi anımsamıyorum ben. Onun öncesi Türkiye'de işte büyük şehirlerde bildiğimiz Karacaahmet vardı, Şakkul vardı, işte diğer dergahlarımız vardı. Yani Ankara'da hiç yoktum, İzmir'de hiç yoktum yani anımsadığım. Yani sadece işte Pir Sultan'a bağlı toplam bir de Türkiye çapında 3 şube. Yani Türkiye çapında Pir Sultan'ın 3 şubesi vardı. Birisi Ankara Dikmen'de, birisi İstanbul Alibeyköy'de, biri de İzmir Karşıyaka'da. Ve o dönemdeki Hacı Bektaş ismiyle faaliyet yürüten, yani şu anki AKD'nin kökü olan yani örgütlenmemizin de Cemevi yoktu. Yani böyle başlarını soktukları dernek biçiminde buluşmalar vardı, bir araya gelişler vardı ama Cemevi şeklinde yoktu. İşte bizim dünyamıza niye girdi? Bizim dünyamıza da yani durup dururken yani işte şey olmuyor, bildiğimiz dernekler olmuyor. Cemevi olsun bizim tercihimizden kaynaklı bir şey değil. Hayatın zorlamasıydı. Yani aynı anlamda örneğin işte Avrupa'da da bizim ilk kendi merkezi yerimize kavuşmamız 95 şu anki Köln'deki genel merkezimizdir. Yani Avrupa'da Birlikleri Konferansı'nın genel merkezi olan yeri biz 95 yılında aldık. Yani Avrupa'da ilk Alevi kurum olarak mülkiyeti bize ait olan yer alımıdır. Yani genel merkezin yerinin alınması. Gerçek anlamda büyük şehir yaşamı ortaya çıktıktan sonra, yani apartmanlar dikilmeye başlandıktan sonra, yani siz cenazeyi 5. kata mı çıkaracaksınız? Yani 5. kattaki bir dairede mi cenaze töreni yapacaksınız veya cem yapacaksınız? Bizler açısından da, yani Avrupa açısından da aynı zorunluluk ortaya çıktı. Ve cem evleri gerçeği bizim irademizin dışında ve bu sürece şahitlik yapan insanların, bu süreç içerisinde içinde bulunan bizlerin kendi kişisel değerlendirmelerin tercihlerinin ötesinde zorunlu oldu Cem Evleri. Ama yani Cem Evlerinin işleyişinin ne olacağı, hizmetinin ne olacağı, Cem Evleri Aleviliğin neresinde yer alacağına dair ciddi bir tartışma yaptık mı diye sorulursa hayır. Orada belki bir esinlenme oldu. İşte İslamcıların camisi var, Hristiyanların kilisesi var, işte Yahudilerin sinagogları var. İşte bizim de cemevimiz olsun. O anlamda içini nasıl dolduracağımız, faaliyetlerin neler olacağı, normal Aleviliği biz orada tekrar nasıl yaşatacağız? Özellikle de metropollerde, büyük şehirlerde yaşamımızda bunca değişiklik olduktan sonra ibadet biçimimizde de, şeklimizde de, ibadet anlayışımızda da ne gibi değişiklikler olacak, o noktada çok fazla kafa yormadık. Cem evlerinin Alevi dünyasında pozitif yönüyle değil, negatif yönüyle yer almasının da belki bir nedeni gerçekten uzun uzun cem evlerinin neye hizmet etmesi gerektiği noktasında Cem Evlerinin bugün çağdaş Alevi gerçekliğinden bizim ütopyamıza, bizim amacımıza katkı sunan bir yer, ibadet yeri nasıl olabilir noktasında fazla kafa yormadık. Yani böyle aç insanın bir şeye saldırması gibi bir an önce yani bizim de mahcup olmadan, yani mahcup olmuyordu. Yani şimdi
çok eleştirel yaklaşanlar şu gerçeği bilmiyor. Yani 90'lı yıllarda da büyük şehirlerde özellikle Alevilerin cenazesi camilere götürüldüğünde imamlar çok ağır hakaretler yaparlardı. Çünkü cami içerisine Aleviler girip de köyden gelmişler, nasıl namaz kılacaklarını bilmiyorlar. Ve cami imamına terk edilmiş bir cenaze düşünün. Ve orada çok ağır hakaretler sarf edildiğini ben biliyorum. Yani sağlığınızda gelmiyorsunuz, leşinizi niye geçiriyorsunuz sorusu çok belirgin şekilde sorulurdu. Yani Türkiye dışında da bizim her ülkede cemevlerimiz var. Ama hiçbir ülkede cemevinin yani arsasını biz alırız. Parasını biz öderiz. İnşaatını biz yaparız. Yani belediye ve kamu görevlileri cemevlerine para vermezler. Cemevlerine yani normal ticari olmayan şekilde cemevlerini satarlar. Çünkü orayı bir yani alan kamu hizmet olan bir işte dernektir örneğin bizim Avrupa'da. Fiyat olarak ucuza verirler. Yani herhangi bir diyelim ki 4-5 bin metrekarelik bir yer satılıyorsa ve bizim cemevi orayı belediyeden alıyorsa yani normal işte dışarıda 2 milyonsa işte biz oraya 500 bin veririz. Ama para veririz kaçılmaz. Yani bir bedava bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla yani cemevlerin gerçekliği yani bir bütün olarak yani Türkiye'de hem sistemin bugünkü devletin Alevilere yönelik Alevilere toplumsal yaşamdan eşit hakları vermeden Alevileri her alanda eşit statüye kavuşturmadan bir anlamda şeydi böyle Alevilerin inansal ihtiyaçlarının engellenmesi mümkün olmayınca yapın ama ben görmeyeyim. Yani böyle bir role girildi. Yani yapın, toplanın siz de cemevlerine ama ben görmeyeyim. Benden bir şey istemeyin. İşte statüsü, yasal statüsü ibadethane olmasın denildi. Yani uzun bir süren işte halen de daha bugün o çarpık zihniyet varlığını devam ettiriyor. Yani bu cemevlerinin inşası sonrası gerçekten içinin doldurulması, sunduriğin taklit edilmemesi ve Aleviliği kendi kökü üzerinden var edecek, kendi öğretisi, felsefesi üzerinden var edecek ve kendisi olabilecek faaliyetleri öne çıkarmamız lazım. Şu anki gerçekliğinde neyi görüyoruz? Cemevleri var ama büyük oranda sadece cenaze kaldıran yerlere dönüştü. Gerçek anlamda yani Aleviliği eğitsel alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, toplumsal alanda var edecek merkezler haline gelmesi lazım cemevlerinin. Yani bilim merkezleri olması lazım, eğitim merkezleri olması lazım. Yani hangi bölgede, hangi şehirde, ilçede faaliyet yürütüyorsam oradaki bütün toplumsal kesimlerin, sadece Alevilerin değil, dar zamanlarında, zor zamanlarında başlarına sokabilecekleri hem paylaşım anlamında hem dayanışma anlamında o bölgede yaşayan insanların ortak üretimlerine de hizmet edecek buluşma yerlerine dönüşmesi lazım cemevlerinin. Yani cemevleri sadece dediğim gibi bu dört semavi dinlerinde olduğu gibi mevcut işte dinsel faaliyetle sınırlı çabalar içerisinde olmaması lazım. Bizim kendi Alevi kurumlarımızın fedakarlık işine girmeden, yaratıcılık işine girmeden hazıra konmalarını doğru bulmuyorum. Belediye bütün her şeyi veriyor. Biz de şey yapıyoruz. Onların inşa ettiği yer üzerinden de hava atıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Adabi kültür merkezlerine dair biz bir yıl ciddi tartışma yürüttük kendi aramızda. Öyle yazı tura atarak oluşan bir tanımlama değil Alevi kültür merkezleri. Biz o zamanlardan Aleviliğin toplumsal yaşantımızda bütün alanlarına hizmet eden kurum olması gerçekliğinden yola çıktık. Bu nedenle de bilinçli bir şekilde dernek demedik biz, Alevi kültür merkezi dedik. Ve işin inansal yönüyle birlikte diğer bütün toplumsal yönlerinin de yani insanların beklentilerinin de Alevi kültür merkezlerinde hayata geçmesi, Alevi kültür merkezlerinin bu çerçevede hizmet sunması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla adını Alevi kültür merkezi koyduk.
Türkiye'de halen, mesela bu genel merkeze dahil olmak üzere, dernekseniz yani ayda yılda belli aralıklarla sadece yönetim kurulu toplantısı yapılır, sadece kurullar toplantısı yapılır, sadece resmi buluşmalar yapılır ve derneklerde alevilik tekrar kendisini üretmez. Yani normal gençlerin cıvıl cıvıl gelmediği, kadınların cıvıl cıvıl gelmediği, büyüklerimizin, yaşlarımızın, dedelerimizin, analarımızın, yani alevili var olan bütün katmanların kendisini tekrar üretemediği yerler yani aleviliğe hizmet etmez. Yani o anlamda dernek modeli alevilikte yanlış bir modeldir. Alevilik sadece kurulaştırır, aleviliği darlaştırır ama aleviliği tekrar var edemez. O nedenle de cemevleri kaçılmaz. Fakat cemevlerinin de öyle Türkiye'de olduğu gibi cami taklitçiliğiyle bir cemevini kastetmiyorum ben. Ya normal hayata dair her şeyin olduğu, yani o ilk başlangıçtan kurduğumuz adebi kültür merkezi ne yüklediğimiz misyonu da yerine getiren buluşma yerleri olması lazım. Yani diğer işte ibadethanelerin kendine özgü mimarisi varsa niye Aleviliğin de yok sorusu haklı şekilde 20 yıldır Alevi hareketinin örgütlenmemizin gündeminde yer aldı. Bugüne kadar bu konuda yarışmalar da yapıldı. Mimari yarışmalar falan da yapıldı. Ama gelin görün ki Aleviler gerek Türkiye'de olsun gerek Avrupa'da olsun bir merkezden yukarıdan aşağıya doğru örgütlenen bir topluluk değiliz. Lokal örgütlenmeler ön planda, lokal inisiyatifler ön planda. Doğal olarak işte bir bölgede cemev yapmak istiyorlar. Kendi ihtiyaçlarına göre o an diyorlar ki yeter ki başımızı sokacak yerimiz olsun. Ama ben de gerçekten öğretiyi sembolize eden, adevi değerlerini sembolize eden böyle dışarıdan bakıldığı an mimari olarak da öğretiye uygun bir modelin olmasını doğru buluyorum. Şimdi yani son dönemde görüyoruz büyük şehirlerde yani gerçekten taklitçilik. Yani gidiyorsunuz yani içinin şeyi insanı ürpertiyor. Beton yığını. Kocaman kocaman inşaat ama içinde insan yok. İnsan ruhu yok. Faaliyet yok. Cıvıl cıvıl çocukların olmadığı, cıvıl cıvıl kadınların, yaşların, o bölgede yaşayan halkın olmadığı yerlerde siz 50 katlı bile bir şey inşa etseniz ne anlamı var ki? Yani öğretide betonun kutsallığı yok, çimentonun kutsallığı yok. Yani insanın kutsallığı var, canların kutsallığı var. Bu nedenle de ben gereksiz yere, görgüsüz şekilde, sonradan görme şeklinde büyük büyük yerler inşa etmeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Yani öğretiyi yaşatacak, öğretinin canlılığını verecek, öğretinin sevecenliğini verecek yerlere ihtiyaç var.